Aujourd'hui, on va vivre une expérience extraordinaire. On va aller voir un spectacle de derviches tourneurs. On en sait bien peu à propos des derviches tourneurs parce qu'on n'en a pas, beaucoup au Québec. Mais je suis avec un maître ici, Dervish Arol, qui va tenter de nous expliquer qu'est-ce que c'est le derviche tourneur. Hi, Dervish Arol. Can you explain to me what is the philosophy of dervish? Küçük yaşlarda, okul çağlarında isteniyorsa bir derviş okuluna gidilir, müracaat edilir. Ben derviş olmak istiyorum dendiğinde kendisine bir saka postu, kuzu postunun üzerine bir gece uyumadan bir dilim ekmek, bir testi su bırakılır ve düşünmesini sağlar. Sabah olunca üstad kendisini yanına çağırır. Derviş olmak istiyor musun? Evet cevabını alınca kendisine mutfak üstadına teslim edilir. Mutfak üstadı bunu hiçbir soru sormadan her şeye teslim olmak şartıyla 3 yıl 1001 gece 1001 gün onu mutfakta çalıştırır. Mutfakta yemek yaptırır, çamaşır yıkatır, Kur'an öğretir, müzik aletleri çalmayı öğretir, dönmeyi, dans etmeyi öğretir ve insanlara hitap etmeyi öğretir. Bu 3 yıl içerisinde aklındaki kötü düşünceler, kalbinde olacak kötü düşünceler hepsi aranır. İşlenmemiş saf bir altın olur. O saf bir altın olan kişi 3 yıl sonra kendisine siyah bir yelek giydirir. O siyah yelek ile üstadın huzuruna çıkıp düğün gecesi dedikleri evlilik zuhur eder. Yani dergahta evlilik. Ki vermiş olduğu söz dergahın içerisinde ölünceye kadar tutulur. Dergahın kapısından girer iken bütün rütbesi ve namı dışarıda kalır. Sonra içeri sade, işlenmemiş, terbiyeli, edep yahu yani yaratıcı Allah'ın emrettiği surette edepli girer. Ve herkese hizmette kusur etmez, saygıda kusur etmez. Bu arada derslerinde dans eder. Dans dediğimiz sema olayıdır. Semada kendisi elif olan, Kur'an-ı Kerim'de elif diye bir alf vardır. O elif ile çözülür, teslim olur. Destur aldıktan sonra sağ elini Hakk'ın 7 gök, 8. gök semaya uzatır. Oradan aldığını kendinde bir şey bırakmaz. Sol eliyle dünyaya bırakır. Dünyadaki insanlara dağıtır. Allah var, onlara veriyor, ben yok.